Marka Aşık'ı birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Programın ilk bölümünde Bursaspor'un Balıkesirspor galibiyetini, bazı oyuncuların durumlarını ele aldık. Bazı oyuncular derken de Tim Matavs'ı ayrı bir parantez açmıştık. O sırada süremizi biraz açtığımız için, ilk bölüm için süremizi açtığımızdan Levent Batur'a söz veremedik. Levent abi, seninle devam edelim istersen. Yani genelde işte oyuncular transfer, altyapı, totalde bu tür serzenişlerle gidiyorduk. Yani bizdeki yaklaşım işte deneme yanılma, kervan yolda standardıyla gidiyoruz bu işlerde. Hı hı. Yani burada işte hep konuştuğumuz, belki Bursaspor özelinde, belki Türkiye'de birçok futbol kulübünün yaşadığı sorunları biz de yaşıyoruz. O yüzden hani bir planlama dahilinde bu işler gerçekleşmiyor. Tabii bunda hani işte sportif organizasyon kuramıyoruz. Yıllardır bu serzenişlerde bulunuyoruz. Burada da bir kulübün olağanüstü ekonomik yapısının olduğunu da, yani olumsuz anlamda söylüyorum bunu, göz ardı da etmemek gerekiyor. Ama işte etmeye geliyor bu plansızlık, düzensizlik ve sonuçlarını yine ekonomik bedel olarak katlanma durumunda kalıyoruz. Ve bu giderek problemleri arttırıyor. Belki genelde amaç, araç tutarlılığı diye bir şey vardır. Yani. Evet. Neyi amaç ediniyorsunuz? Ona karşılık ne araçları kullanıyorsunuz? Hani biz genellikle tepeye işte hep Süper Lig'deyken şampiyonluk sonrası amaçlar hep işte tabelada olalım. Ve buna karşı ne araçlar kullanacağız? Bu araçları genellikle plansız biçimde transfer olarak kullandık ve ekonomik olarak çöktük. Yani bu sene de, ya da alt lige düştüğümüz bu üçüncü sezon, alt lige düştüğümüz ilk sezondan itibaren de biz ne pahasına olursa olsun çıkalım. Her türlü plandan, programdan uzak. Ne pahasına olursa çıkalım deyince de işte aşırı transfer harcamaları. Bir günde 13 transfer, totalde 16, 15 transfer, 19 transfer. Ve bunlarla yani doğrudan hiçbir sportif organizasyona dayanmayan, önceden izlenilmemiş, edilmemiş ya da takım konusunda kafada bir takım şekillenmeler oluşturulmamış. Yani bu sene özelinde bunu antrenör tercihlerinde de görürüz. Yani bir kadroyu yapıyorsun, pas oyunu oynatmak konusunda kendini önder hisseden, bu konuda inatçı olan bir hocayı bu kadronun başına getiriyorsun. İşte ayağı iyi stoper varken onun tercihleri düz stoperlerden yana oluyor. Onlara bağırıyor, çağırıyor falan. Abuk subuk bir düşünce ya da organizasyon yüzünden takımın 5-6 haftası bedavaya gitmiş oluyor. Tabii işin sezonun başındaki yapılan hatalar, Mustafa Er'e karşı yapılan işte olumsuz tavır, onun görevden ayrılması falan, onlar apayrı olay. Yani temelde bir plan dahilinde gitmemek, ondan sonra da belki amacı doğru koyamamak bizim temel problemimiz. Yani biz birincil olarak ne yapacağız? Hı hı. Bu işte alt lige düştük ya da Süper Lig'de de geldiğimiz noktada o olağanüstü yaratılan, yani orada nirengi noktasını tekrar hatırlatıyorum. Recep Bölükbaşı'nın ikinci başkanlık, o kısa süre başkanlığında bu takımın 100 milyon euroluk borç noktasına gelişmesi. Yani 100 milyon euro deyince Süper Lig'de bir Anadolu takımının bu borçla baş etmesi çok zor. Yani bu rakamlara gelen takım sayısı da çok fazla değil zaten. Yani oradan o takımın toparlanması son derece güç. Şimdi de biz alt ligde oynamamıza rağmen ciddi bir borç yükü altındayız. Yani bu anlamda da çok zor işin içinden çıkma tarafı. Yani burada biz amaca giderken hangi araçları kullanacağız, bir de amaç ne? Yani düştüğümüz andan itibaren benim gibi birçok belki Bursasporlu'nun düşüncesi, yani zamana yedirerek altyapı takviyeli gidebilmek, biraz da borçlardan işi törpüleyerek gidip bir sürdürülebilir ekip yaratma çabasının içinde. Ama bu sene o tren kaçtı. Hayır, ben geçmişten de bahsediyorum. Şimdi ilk günden itibaren biz ne pahasına olursa olsun çıkalım, onu alalım, bunu alalım. Böyle bir organizasyonun olmayınca da ya aldığın oyuncuların, işte o zaman da 15-16 tane oyuncu aldık. En az yarısından hiçbir verim alamadığımız gibi ciddi ekonomik yükleri de kaldı. İşte ileride
tahtayı açamama problemleri gibi. Bu yılda aldığımız oyunculardan en az yarısından verim alamayacağız. Çok fazla kullanamayacağız ve ciddi bir kadro maliyeti yaptık. Çıksak oyuncular üst tarafın çıtasında olmayan oyuncu sayısı çok. Kalksak yeniden bu maliyetleri bir yıl daha sürdürebilme gücümüz ne kadar var tartışılabilir. Yani ne pahasına olursa olsun noktasındayız biz. Yani amacı doğru tanımlayamadığımız için ne pahasına olursa olsun çıkalım. Ama kulübün yapısıyla bizim düşüncelerimiz tam uygun mu değil mi? Orada problem olunca hepsi bize ekonomik yük olarak artı yaratıp yarınları daha fazla riske eder duruma gidiyoruz. Diğer taraftan da Erkan'ın hepimizin ısrarla savunduğu gibi işte hakikaten Bursa dışına çıktığımızda futbol dünyasında, Süper Lig seviyesinde birçok oyuncumuz birçok kulübün takibi altındayken biz bu oyunculara süre vermeyerek de belki onların değerleri konusunda da ya alabileceğimiz rakamların altında şeylere razı olabilme gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Ama bunların tamamı bu işi planlı, programlı yapamamız, organizasyon becerimizi kuramamamızdan ileri geliyor. Maalesef yani son yıllarda böyle bir erozyonun da içindeyiz. Ama tabii bu senede tekrar yola çıktık. Artık yolun ortasındayız. Bu saatten sonra da işte bu rakamlarla, bu maliyetlerle ne dürü zaman işte ne pahasına olursa olsun çıkalım da ne olursa olsun gibi noktadayız. Yani şey olarak çok rasyonel gelmese de böyle bir yola girdikten sonra artık bundan sonra Süper Lig'e nasıl çıkılacağı konusunda takımın desteklenmesi gibi artık öyle bir klasik söylemin içine girmekten başka, çünkü uzun vadeli düşünme olmayınca böyle bir yola giriyoruz. Şunu söyleyeceğim. Maçtan sonra futbolcularla röportaj yapma fırsatım oldu. Konuşma fırsatım oldu. İsmail Yüksek ile görüştük. Gerçekten çok karakterli, çok düzgün bir oyuncu ki ben de yeni tanıdım kendisini. Yüzüne de yansımış mı? Aynen. Yani İsmail Yüksek de çok iyi oynadığından beri çok iyi. Çok iyi ve mesela geçen sene Balıkesir'de kiralık oynadı. Balıkesir tribünleri onu davet etti, çağırdı. Ve iyi bir görüntü vardı. Sonrasında da çıkışta Balıkesir spor taraftarı onun etrafını sardı. Yani kiralık bir oyuncuya bu kadar fazla bir takımın taraftarının ilgi göstermesi çok hoştu. İsmail de şöyle bir cümle sarf etti. Dedi ki, geçen yıl ayrılırken veda etme şansım olmamıştı. Bugün beni bağırlarına bastılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir gün geçirdim onların sayesinde. Burada da oynadığım sürece çok keyifli bir dönem geçirdim. Benim futbolumu geliştirmemde çok ciddi bir katkısı oldu Balıkesir Spor'un. Dedi ve teşekkür etti bizim aracılığımızda. İşte yöneticilerine, taraftarına, medya mensuplarına neyse. Sonrasında dedi ki, ben kiralık bir oyuncu gibi kendimi hiçbir zaman görmüyorum dedi ve görmedim dedi. Ben kendisine şu soruyu yönelttim. Altyapısında yetişmiş bir oyuncu olarak Bursaspor'a kiralık geldin. Bu nasıl bir duygu? Ben dedi kendimi kiralık görmüyorum dedi. Yani ben bu takımın asıl oyuncularından biri olarak Bursa şehrini, Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkartmak için mücadele veriyorum. Ben bu takımın bir parçasıyım ve takım için oynuyorum. Kendim için oynamıyorum dedi. Bir de şunu söyledi. Özcan Hoca ile beraber bu ligde nasıl oynamamız gerektiğini öğrenmeye başladık dedi. Bu ligin kuralları farklı dedi. Bu önemli. Detay önemli. Evet. Özcan Hoca ne yaptı? Özellikle son iki maçta geriye yaslandı. Topu rakibe verdi. Ve kendi performansını efektif kullanmasını istedi. Ekonomik oynadı. Ama bu her rakibe karşı tutmaz. Tutmayacaktır da. Yani bunu siz Ankara gücüne uygularsanız Ankara gücü senin ceza sahasının etrafında yığılır, çıkartmaz seni. Ya Ankara gücüne de uygulasaydık dört yemezdik. Yani o da başka o gün bir şey. Böyle önde oynayan evet. Fantasisi işte Brunolu, Emirhan'la evet. Keremli orta saha evet. Falan o hakikaten ciddi bir yanılgıydı yani. Evet. Belki orada şu artısı oldu hani her olumsuzluktan olumlu bir şey çıkarmak yani
böyle oynayamayacağını ciddi bir tokat yiyerek hoca da algılamış oldu. O yüzden hem orta saha, biz yani bunları sezon başından beri söylüyoruz, yani bu takımın, bu ligin istediği tarzda ekonomik oynamasını, ekstra fantazilere girmemesi gerektiğini, böyle yumuşak orta saha kurgusuyla, çünkü önceki yıllarda da bu tarz problemleri çok çektik, burada başarılı olunamayacağını bizim markaj izleyicileri ilk haftadan itibaren sürekli söylediklerimizi biliyordur. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Tespitte bulunayım. Erkan abi az evvel şeyin arasında güzel bir örnek vererek aslında kentin Bursaspor'a bakış açısını dile getirdi. Ben de birkaç programı içerisinde satır aralarında bunu dile getirdim. Şimdi bu kent belli bir maliyetlerle iyi bir kadro kurarak zamanla şampiyonluğa veya işte playoff'a girerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir şey elde edebilir ama bu kentin, bu takımın bugüne gelmesindeki, buralarda olmasındaki en büyük sebep yönetimsel hatalar oldu. Birçok yönetimin hataları oldu ve sonuç olarak buralarda bugünlerimizi yukarı çıkmak için debeleniyoruz. Bir klişe söz söylüyordum. Yani geçmiş hatalarımızdan aynısını tekrar ederek doğruyu bulmak çok büyük hata. Böyle bir şeyi başarabilen de yok. Yani geçmiş hatalarla doğruyu bulabilen bir kurum veya kişi yok. Şimdi bir model görüyorum ben. Şimdi aslında Bursaspor'u kentte birleştirmek lazım. Mesela bazı uygulamalar, mesela idmanların açılmaması, işte bir mesafe konması medyaya, işte taraftarın kötü giden sonuçlarda bir şeyler yaşaması çok doğal değil. Bu bunlar... arada maç sonunda Bursaspor Kulübü çok yardımcı oldu röportaj yapımı konusunda. O konuda hiçbir şey ikazları, değil. İkazları haftalardır yani, dile getiriyoruz. Çok zaten yardımcı oldular. Yani orada herkese teşekkür ederim. Ama galibiyetten sonra değil. Mağlubiyetten sonra da olsun bu. Yani şey, o ara geleceğim. Şimdi burada şu var. Bu kentin genetik özelliklerinden biri de yani İstanbul'a yakın olması, İzmir, Ankara'nın arasında büyük bir şehir olması, kendine münasır bir özellikleri var bu kentin. Yıllardır da iş adamı, medyası, spor adamı, sanayicisi, yöneticisi, milletvekili, işte tüm siyasileri, muhalefeti, iktidarı ya Bursaspor'la beraber yol yürümüş ve beraber birçok şeyi başarmış bir grup aslında. Evet. Ama şimdi geldiğimiz bu durumda yani galibiyetler güzel, evet takım bir yere doğru gidiyor ama sırtında çok ağır bir yük var. Bunu geçmişte uygulanan metotlarla sürdürebilmek mümkün değil. Mesela baktım bu hafta şeye, takıma, siyah forma bu seneye özellik. Yani kulüp ikinci başkanının şirketinin şeyi var formanın önünde. Evet. Sırtta ortak olduğu şirketin, yine kolda ortak olduğu şirketin, evet. Yani bunlar bir bedel. Yani bunu sadece... Elbette ödeniyordur yani. Ödeniyordur, onu söylüyorum. Bak şimdi şey onu söylüyorum. Bunu Ali Ay döneminde biz cebinden para vererek bir yere kadar getirdiğini, ondan sonra da yani sırt üstü düştüğünü gördük. Yani ona da yazık. Yani kulübe de yazık. Ben şimdi aynı metodu burada yani böyle bu şekilde yürümek değil. Bu takımı kente entegre edeceksiniz. Zaten böyle bir şey vardı. Hani gelinen durumda bunu yaşadık. Bunu eleştiri olarak algılamasınlar. Yok hayır. Ya ben bunu tamamen yani proje ekibinde falan da değilim ama bu da bir proje niteliğindedir. Yani bir öneridir. Bir Bursaspor sevdalısı olarak bir önerimdir. Bunu paylaşmadığınız sürece kederi de, baştan, sevinci de baştan, ikisini de paylaşacaksınız. Baştan öyle yani, başlamıştı zaten. Baştan öyle başladı ama bir anda şey oldu. Bozuldu. Ne oldu? Bir şeyler oldu yani. Sırf bozuldu. Ondan sonra kavga gürültüledi. Kendi gölgemizle kavga eden hale geldik. Aynen, hoca gönderdik, aynen. Getirdik, götürdük, futbolcu aldık, gönderdik. Tribüncüyle şöyle olduk bu. Hani kendi kendimize, kimsenin bize bir şey yap diyor. Şu 10. haftada başlangıç yapıyorsak bu tamamen bizim kendi iç sorunlarımızdan dolayı. Ama bunu önleyecek olan yönetimsel hamlelerdir. Bu kentin değerleridir, bu kentin iş adamlarıdır, bu kentin siyasileridir, bu kentin spor adamlarıdır. Siz bunlara kapıyı kapattık, biz yendik, mutluyuz, içelim çayları, eğlenelim, gülelim diyorsak bu kulübün yaşayacağı Kasım ayı var, Aralık ayı var, Ocak ayı var. Nasıl yürüyeceğiz?
Yani yazık. Bu kulübü mutlulukta da kederde de hep birlikte sırtında taşıyan, kalbinden silmeyen, her şekilde birçok sevdiği değerli ortak hale getirmiş birçok insan varken insanları bu sene Bursa Spor'u seyretmedim, bu sene Bursa Spor'da ne oluyorum diyen eğer hala kentte insan varsa durup düşünmek lazım. Buna da bir aksiyon almak lazım diye düşünüyorum. İşini yapan kişileri suçlamakla bir yere varılmaz. Aynen. Onu söylüyorum ben de. Yani sırf işini yaptı diye insanları karalar, kötüler bazı sonuçları ona bağlarsanız o insanlar yani, da neyse ben de kalsın. Kelime söylemeyeyim de ya bazı metotlar vardır tarihte, geçmişte denenmiş ama bunlardan kimse ne kurum ne kuruluşlar ne kişiler fayda görmemiş. Yani Süha Gürsay'ı, Erkan Önceli, Levent Batur'u, işte Çetin Sabırlı'yı bir şekilde alaşağı edip onun sesini kesmek. Bunlar size sesimizi kesemez o. Yok yok, sesinizi şey kesmek yok. Derken öyle yapacağı şey hamleyle yok. Yani. Onu o demek yok. İstemiyorum. Sevgili Süha, sen anlıyorsun ne demek istediğimi. Ya bir takım işte sosyal medyadan bizi trollerle saldırtırmak falan, yani neyse o küçüğünü söylüyorum. Burada fayda sağlıyorsanız Erkan Önceli, Levent Batur'u, Çetin Sabırlı, Süha'yı susturarak bunu biz susalım zaten. Aman kulüp faydalı olsun. Kulübe kesinlikle, faydalı olsun. Kesinlikle. Yeter ki söyleyin. İletişim çağındayız. İletişim yüzyılındayız ve iletişimi kapatan kurum, kuruluş ve kişiler başarıya gidemezler. Ben evet. Bu kadar söyleyeyim kesin. Bir soru gelmiş. Demiş ki geçen hafta da Tuncay Bey bize bir mesaj göndermiş. Ben onu okumayı atladım. Kendisinden de burada kusura bakmasın. Affına sığınıyorum. İyi yayınlar. Son iki maçtan galibiyet çıkarttık. Sizce bu galibiyetler ileriki haftalar için bir ışık, bir umut olur mu? Saygılar. Tuncay Çetin Beyefendi göndermiş. Bir ışık olur mu? Moral motivasyon anlamında bir katkı koyar. Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı açısından önemlidir. Onların özgüvenini, maç içindeki ritmini, her şeyini değiştirir. Rakiplerin adı, oynadıkları oyun, ortaya koydukları performans düşüklüğü hiçbir zaman etkilemez. Sonuçta aynı ligde, aynı şeyde oynuyorsunuz. Dolayısıyla kazanmak her zaman oyuncunun lehine gelişen bir şeydir. Evet. Evet, ya şimdi şöyle bakmak lazım. Yani artık böyle işte 9-10 neyse şey oldu tam. 9,5 hafta gibi oldu. Yarısı 9 yarısı 10. Ligdeki takımların. Burada hani bizim Kocaelispor aynı maçı oynadık Kocaelispor'la 9'ar maç. 6. yani ben playoff olarak bakıyorum. Oraya bir 5 puanımız var. Yani lig böyle genellikle de yukarısı da aslında Süper Lig'de, TFF'de böyle işte 10. haftalar falan iyice şekillenmeler başlıyor. Yani artık aşağının adayları, orta sıra takımları, yukarıya oynayabilecek takımlar yavaş yavaş şekillenmeye de başlıyor. Şimdi bizim playoff'a 5 puanlık bir marjımız kaldı. Yani şimdi takımda bu haftada gördüğümüz yani 2 haftalık galibiyet bunu sağladı zaten. Bu ışık veriyor anlamında. Işık tabii ki veriyor bence. Ve teknik kapasitesi yani teke tek oyuncuların belli kalitede olan bir takımız. Artı ciddi gençlerimiz var. Yani giderek takımın şekillenmesiyle de birlikte bir de fiziksel kapasite hani yukarıyı oynayan takımlarla oynadığımızda ihtiyacımızın çok çok olacağı biraz daha yukarıya taşıyabilirsek biz bu playoff'un içinde olma ihtimalimiz bence süreç içinde de giderek artacaktır. Yani artık belki hani ligin başında şöyle kadrolara baktığımızda hayal kırıklığı yaratan üst sıralar için iki takımdan biri Samsun, biri Bursaspor'dur. Yani şu anki puan cetvelindeki durumları aldığı sonuçlar itibariyle. Ama biz daha çıkıştayız. Samsunspor belki biraz daha böyle düşüşte gibi gözüküyor. Bu yarışın içinde olamayacak gibi ben oynadığı futboldan biraz öyle gözlüyorum. Biz yukarıyı zorlar bir duruma. İnşallah bu haftaki maçı da alırsak gelebiliriz gibi. Yani playoff için adaylığımıza bu iki maç ışık tuttu. Belki Keçiören galibiyeti gelirse eğer o bir projektör de tutabilir. Hı hı. Yani takım belirleyici olur Keçiören galibiyeti. Yani Kocaeli maçına
daha motive ve daha, daha rahat motive bir şekilde çıkabiliriz. Yani şeyi de gözlemiş olacağız. Yani puan sıralamasındaki yerinden bağımsız. Yani atletik özellikleri yüksek ama teknik özellikleri biraz daha sıradan. Belki bir takıma karşı da bizim takımı gözleyebileceğimiz. Yani şimdi mesela bu hafta oynadığımız Balıkesir'de ikisi de çok eksikti. Bol Spor bizi zorladı denilebilir. Hani skora o maçta çok aldanmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi Keçiören atletik özellikleri, mücadele gücü yüksek bir takım. Onun karşısında tekrar bir test olup sonra üst sıra daha yukarıdaki takımlarla maçlarımız var. Daha zor maçlarımız var. Oraya giderken biraz bir de tabii şunu da gözlüyoruz. İşte Mert'in o son derece iyi oyunu, yani bunlar üstüne koyarak giden oyuncular, İsmail Yüksek'i buna katabiliriz. Kerem Şen sezon başından beri sürekli katarak gidiyor. Bruno aynı şekilde hani teknik becerisinin yanında fiziksel tarafını da giderek arttırarak gidiyor. Olumlu gelişen oyuncularımız var kadro içinde. O yüzden yani bu iki maç seyircimizin, izleyicimizin sorusundan hareketle cevap verirsek gelecek için olumlu sinyalleri yavaş yavaş aldığımız maçlar olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çetin, yavaş yavaş programı da kapatacağım. Bir... Tabii ki izleyicimize de cevap verip onun da devamını sağlayayım. 7 maçta bir galibiyet olan takımı bakınca önümüzdeki 3 maçı alıp 9 puan alabilir tahminini yapmak tabii bazı verilere dayanır. Yani 7 maçta fikstür gereği baktığınız zaman üst sıralar oynayacak takımlarla oynayıp hazır olmama dezavantajında puan kayıplarını yaşamış ve önemli krediyi kullanmış bir takım olarak milli takım arasından çıktık ki yine fikstüre baktığımızda 3'te 3 yapabileceğimiz bir maç periyoduna girdiğimizi söyledik ki burada hedef olarak da herkesin ağzında 3 maçta 9 puan almamız gerekiyor ve alabiliriz. Bir de şunu ilave edelim istersen Çetin, belki sen de değineceksin, yani skorlardan bağımsız belki genel olarak hani baktığımızda oyunların ötesinde de gerçekleri görebilmek. Yani artık İsmail Yüksek son derece iyi tespitte bulunmuş takımın içinde biri olarak. Yani hocamız ligin gerçeklerini gördü. Biz buna uygun oyun oynadık. Belki başlangıçta bir gerçekten ciddi bir hata olan, ciddi bir yanılgı olan Fatih Tekke sürecinin işte bedelini şimdi bu sıralarda olarak ödüyoruz. Belki gelecekte inşallah ya keşke o dönem olmasaydı da bak şöyle olsaydı böyle olsaydı demeyiz inşallah. Yani geriye dönüp de bugünlere çok hayıflanırız. Evet. Yani umutla bakmamıza nedenlerden birisi skordan bağımsız olarak bu ligin gerçeklerini hissedip ona göre takımı dizayn edip ona göre oynama çabası da diyebiliriz. Tabii biz takımımızı gördüğümüzde bu önümüzdeki periyotta Bolu, Balıkesir ve Keçiören maçında en azından ikisini galip gelip birinde berabere gelebiliriz tahminini en kötü şekilde o bile değerlendirebilirdik. Evet. Yani şimdi 2'de 2'de yaptık. 3'te 3 yapmak için belli bir havayı da yakalamış, belli bir özgüvene sahip bir takımla hem de iç sahada oynayacağız. Bu önemli avantajı da kullanabilecek yeteneklere sahip bir takıma sahibiz. Dolayısıyla dediğim gibi hep tekrar ediyorum, bu ligin karakteri tamamen her sene hiçbir şekilde fazla değişmeden devam ediyor. Baktım az evvel Levent abinin yorumlarından, ligin ilk 8'indeki takım Ümraniye, Ankaragücü, Eyüp, Erzurumspor, Bandırma, Kocaeli, Tuzla ve Gençlerbirliği. Hiçbiri hoca değiştirmemiş şu ana kadar. Hepsi başladığı hocayla devam ediyor. Belli bir hedefe kilitlenmiş grup olarak gördüğümüzde aslında planlı gidiyorlar. Yani ne kadar başarırlar, başaramazlar. Bunların transfer tahtalarının kapalı olmaması da kendi kulüp mali yapılarına göre bir bütçeyle takım kurduklarında ligin beyazdan sarıya geçtiğimiz zaman renk olarak kendi durumlarını tekrar çek edip ikinci yere farklı takımlar izleyebiliriz. O anlamda Bursaspor'un transferle yola devam etme niyeti varsa vazgeçmeli. Çok geniş, özellikle kulübede bekleyen altyapı kökenli
belli bir dönem forma giymiş gençleri böyle çok kenarda bekletmeden ara ara maçına göre mutlaka birden fazla 2-3, 4-5 hatta tüm oyuncu değişikliklerine bu yönde bakarak devam etme yönünde bir önerim oluyor, olmalı ve oradaki teknik heyetinde bu gözle bakmasını öneriyorum. Çünkü hakikaten bizi şampiyon yapacak bu ideal, yakalanmış ideal 11'den mi daha çok para kazanırız? Yoksa kulübede oturtturduğumuz değerlerimize gereken değeri verdikten sonra oynatarak, değerini artırarak mı para kazanırız? Bunu iyi analiz etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Son seninle kapatayım abi. İşimiz o kadar zor ki aslında. Hı hı. Şimdi bütün iyi niyetimizle, daha duygusal ve hissiyatımızla Çetin de öyle yorum yaptı. Hani benim içimden de öyle yapmak geliyor. Bursaspor öyle bir performans ortaya... Orada bilinmezlik yok abi. Ortaya koyalım ki. Gençlerin hepsini biliyoruz yani. Evet. Yani bir kumar oynamayacağız orada. Öyle bir performans ortaya koyalım ki kadro kalitesi anlamında müthiş bir sürpriz yapalım. Yani gerçekten işte basa bas giden, işte teknik kadrosu mucizeler yaratan, işte oyuncular bireysel olarak şahane performans ortaya koyduğunu hayal ediyorum. Ve takım olma yolunda çok çabuk hemen yol almışız. Takım ruhunu oluşturmuşuz. Basa bas gidiyoruz yani. Üçer puan, üçer puan koyuyoruz. Bunu hayal ediyoruz yani. Hı hı. Şimdi böyle bir takım yaratabilir miyiz? İhtimali var mı? Düşük. Hı hı. Yani böyle bir şey olması ihtimali çok düşük. Artı önümüzdeki gruba baktığımızda 3 tane sürpriz takım var. Ümraniyesi, Eyüp'ü, Bandırması, Tuzla'sı, hatta 4 tane sürpriz yapan bir takım var. Bunlar bir Bandırma'yı çıkar. 3'ü zaten şey SEM takımı. Ümraniye 24 puan toplamış. Eyüp 20 puan toplamış. Tuzla'nın da 14 puanı var. Şimdi bizim öyle bir performans ortaya koymamız lazım ki biraz önce Levent'in söylediği gibi Tuzla, Gençler Birliği, Samsun, Bolu eğer altıncılığı hedefliyorsak yani şu an itibariyle Bolu'yu, Samsun'u, Gençler Birliği'ni ve Tuzla'yı geçmemiz lazım. Hani bu dörtlüyü geçmemiz lazım altıyı hedeflemek için. Ama üstteki grubun içinde olmayı düşünüyorsak da gerçekten işimiz zor. Yani ben istiyorum böyle bir yatalım gece. Mesela bu gece yatalım. Bir rüya görelim böyle. Şahane bir rüya olsun abi Bursaspor'la ilgili. Bursaspor basa bas gidiyor. Hatta hiç playoff'u bile düşünmüyoruz. Artık ikiyi düşünmeye başladık. Ve ilk ikiyi yakaladık. Şampiyon olduk. Süper Lig'e döndük. Ondan sonra senin programın arasında sözlerinin arasında çok önemli olan o Bursaspor'un geleceğiyle ilgili kısmı. Ondan sonra oturalım, masaya yatıralım, konuşalım. Playoff'a girdiğimiz... Şu var. İki maçı aldık. Keçiören Spor karşısında da galip gelebiliriz. Bu çok doğal. Kazanabiliriz. Ama ligin sonunda hedefe ulaşır mıyız? Bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. 27 yani Mestan döneminde duygularımı bir kenara bırakıyorum. Uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Keşke ben yanılsam. Keşke Bursaspor hak ettiği yere ulaşsa diye düşünüyorum. Sayın Mestan döneminde yanlış hatırlamıyorsam playoff'a kaldığımız o sene ilk yarıyı 27 puanla kapatmıştık. Galiba. 27 puanla kapatmıştık. Yani baktığınız zaman yani en kötü ihtimalle mesela Ümraniye, Ankara Gücü ve Eyüp o bareme gelmiş durumdalar yani. Bizim tabii ilk haftalarda kendi içimizdeki sorunları halledememişimizden dolayı çok kredi kullandık. Çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Bir terim kullanmışım, turboya takmamız lazım. Turboya taktıysak hiçbir şekilde o fitesi oradan çıkarmamamız bir gerekiyor. Bir artı bir şey, o da çok parantez içinde söyledi, kaybolup gitmesin diye söylüyorum. Eğer biz Vakıfköy'den getirdiğimiz oyuncuları bu mücadelenin içine gerçekten ortak etmeyi beceremezsek, teknik kadro için söylüyorum gene tırnak içinde, beceremezse Bursaspor'un geleceğiyle de ilgili
çok büyük endişe taşıyorum. Yönetmek çok... Kapatabilir miyim artık tabii, yavaş. Orasını yönetmek biraz zor sevgili evet. Suha. Yani, orada... Buyurun Demet abi. Maç pazartesi galiba. Maç mi? Pazartesi. Önümüzdeki hafta salı günü olacağız. Onu söyleyeyim. Çarşamba günü Bursa Spor, Ceyhan Spor'la Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşılaşacak saat 18'de. Onu hemen bir dile getireyim size. Sevgili seyirciler, siz de notlarınız arasında elbette biliyorsunuzdur Ceyhan maçını. Ama bir yere not alabilirsiniz. 2 gün sonra Bursa Spor saat 18'de Ceyhan Spor'la karşılaşacak. Bu karşılaşmada teknik direktör Özcan bizzat büyük bir ihtimalle ligde az süre verdiği oyuncuları sahaya sürecektir. İşte ne bileyim Furkan'dır, ne bileyim bir Vefa'dır. Son haftalarda oynayamayan sakatlıktan çıktıklarını anladığımız Regiofos'u, Elton gibi oyuncuların. Eren gibi. Taha gibi. Ki bence orada Taha ve Furkan ikilisinin stoperde görev yapması bence önemli. En azından görünmesi evet. açısından. Yani hoca şunu yapmamalı. İşte Cüneyt Aykut yapma artık yani bu saatten sonra. Cüneyt nerede ya? Haftalarda kadroya giremiyor. Cüneyt sakat. Sakat mı? Sakatmış. Aykut evet. oynadı. Ayanoğlu da oynadı herhalde bu hafta. Evet bu hafta iki cezalar oynadı. Top değdi mi Hasan'a? Değdi. Bir pozisyonda çıkışta vardı yani. İyi peki. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir programdı. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta pazartesi akşamı Bursa Spor Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Biz de o nedenle salı günü, Keçiören gücüyle karşılaşacak. Önümüzdeki hafta salı günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.